Değerli izleyicilerim, Şenay Çitim'le Bir Nefes programına hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir günde, Perşembe günü sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle sosyal medyada çok fazla hem reklamını gördüğünüz, hem fazla hasta grubuna hitap eden fazla kilolarımızdan kurtulmanın yollarını konuşacağız. Tabii ki gündemde olan bir sorun olmasına rağmen cerrahisi de çok gündemde ve halk arasında obezite cerrahisi, mide küçültme ameliyatı diye geçen kimilerinde çok korktuğumuz, haberlere yansıyan bazı problemler yaşadığımız bir cerrahi olmakla beraber kimi bölümlerde de gerçekten hastanın hayat standartını oldukça arttıran bir cerrahi. O nedenle bütün bu sorularımızın cevabını alabilmek için bugün konusunda uzman bir doktoru konuk ettim stüdyolarımıza. Kendisi Özel Can Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı, aynı zamanda obezite ve metabolik cerrahı Sayın Uzman Doktor Tuna Barış Budak. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle değerli izleyicilerim sizi bir tanısınlar. Ondan sonra da bu geniş bir konu olan obezite ve obezite cerrahisinden bahsedelim. Tabii ki. Ben Doktor Tuna Barış Budak. 1980 Kayseri doğumluyum. İlk ortaokul ve lise eğitimimi Kayseri'de tamamladım. Daha sonrasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 99-2005 yılları arasında tıp eğitimi aldım. İhtisasımı Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda yaptım. Sonrasında mecbur hizmet sonrası İzmir ve Manisa'da çeşitli özel kurumlarda çalıştıktan sonra son 1,5 yıldır da İzmir Özel Can Hastanesi'nde hizmet vermeye hizmet devam vermektesiniz. Evet. Sayın Hocam, çok fazla günümüzde Avrupa ülkelerinde de çok fazla kilolu hastamız var. Artık Türkiye'de de çok evet. fazla kilolu bayan ve erkek hastamız oluyor. Tabii bunlara bağlı birçok ek hastalıkları olan hastalarımız var. Bunlardan bir tanesi beni çok ilgilendiren uyku apne hastası. Evet. Hep öneriyorum, yani artık bunu bu şekilde kontrol altına alamayacağız. Mutlaka bir cerrahiyle buraya müdahale etmek gerekir diye. O yüzden öncelikle obezite nedir onu konuşalım. Ondan sonra diğer cerrahileri anlatalım lütfen. Tabii ki. Şimdi obeziteyi tarifleyecek olursak, obezite vücudumuzdaki yağ kitlesinin yağ kitlesi olmayan kitlemize göre oransal olarak artması ve istenilmeyen kiloların oluşmasına bağlı bir hastalıktır. Tabii ki obezite artık günümüzde daha sık görülmeye başladı. Burada özellikle yapmış olduğumuz bir takım beslenme ile ilgili hatalardan kaynaklı problemler yaşıyoruz. Tabii ki endüstriyel gelişime bağlı hazır gıdalara kolay ve rahat ulaşıyor olabilmek ve sedanter bir hayat, yani hareketsiz bir hayatın tercih edilmesi, belki buna zorlanıyor olmak tabii ki obezitenin gelişmesine sebep oluyor. Prevalansı, yani görülme sıklığı giderek artıyor. Aslında dünyada genel olarak bu oran artıyor. Ancak özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde obezitenin görülme sıklığı giderek artıyor ve artık önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmekte. Tabii burada mutlaka obezitenin hem ekonomik açıdan hem de kişisel açıdan mutlaka çözülmesi gerekiyor. Gerekiyor. Peki obezite olan bir kişi de, hani obezite aslında tek bir hastalık değil. Başka ne gibi hastalıklara yol açıyor? Beraberinde hastaya ve hasta yakınlarına ne gibi zorluklar getirir? Tabii şimdi obezite tek başına önemli bir sorun olmakla birlikte yandaş hastalıkları arttırmakta. Yani burada özellikle tabii hani belli başlı hastalıkları belirtecek olursak, İnsülin direnciyle başlamakta erken yaşlarda, yani fazla kilolu bir hastada erken yaşlarda biz insülin direncini görmekteyiz. Bu zamanla artık kendisini tip 2 şeker hastalığına dönüştürmekte. Yine yüksek tansiyon problemi erken yaşlarda görülebilmekte. Bunun dışında özellikle koroner sistem hastalıkları, damar hastalıkları, yine felç gibi rahatsızlıklar sıkça obez hastalarda gözükebilmekte. Bunun yanında yine az önce sizin de bahsettiğiniz gibi horlama, uyku apnesi obeziteyle birlikte artmakta ve bu da oksijenlenmeyi azaltmakta, ek problemleri oluşturabilmekte. Onun dışında
Yani yine toplumda korkulan hastalıklar, örneğin kanser hastalıkları, belli kanser hastalıklarının görülme sıklığı artabiliyor. Burada özellikle kadınlarda meme kanseri, yine rahim kanseri, yumurtalık kanserlerini sayabiliriz. Erkeklerde yine hem erkek hem kadınlarda kolon kanseri insidansında artış görüyoruz. Yine erkeklerde prostat kanserinde artış görülebiliyor gibi. Yine eklem problemlerini hastalar sıklıkla yaşıyor. İşte osteoartrit dediğimiz eklem aşınması fazla yüke bağlı karşılaşılabiliyor. Yani birçok hastalığı sayabiliriz tabii ki. Bunlara bağlı da hastanın yaşam kalitesi bozuluyor. Beklenen yaşam süresi kısalabiliyor. Tabii ki obezite başlı başına çok önemli bir sorun. Şunu da eklemek lazım aslında. Tabii ki sağlık sorunları haricinde özellikle yine özgüven problemi, sosyal olarak kişinin birazcık kendisini toplumdan sınırlaması sıkça görülebiliyor. Yine depresyon bu hastalarda sıkça görülebiliyor. Sıkça görülebiliyor. Evet. Peki obezite genetik bir durum mudur? Yani eğer kişi böyle kiloluysa, obezse, onun çocuklarında da bu obezite problemi yaşanır mı? Tabii ki. Obezitenin genetik yatkınlığı var. Burada az önce söylediğimiz gibi çevresel faktörlerin buna yatkınlık oluşturması tabii ki çok önemli. Yani beslenme bozukluğu çok önemli ama sizin ailenizde bir obezite problemi varsa sizde de olma olasılığı yüksek. Daha yüksek. Evet. Peki bu obezite denilmesine herhalde vücut kitle indeksi. Hani en çok sosyal medyada artık hesaplama programları bile çıktı. Bu vücut kitle indeksi nedir? Bize neyi gösterir? Şimdi vücut kitle indeksi yani tarifleyecek olursak zaten aslında dediğiniz gibi bunu internet üstünde de yazdığınızda hesaplama şekilleri çıkabiliyor. Basitçe söyleyecek olursak hastanın kilosunu ve boyunu metre cinsinden biliyoruz. Burada kilosunu boyunun metre karesine bölüyoruz. Böylece metre kareye düşen ağırlığı hesap etmiş oluyoruz. Burada tabii ki bu bizim için çok önemli bir sınıflandırma. Çünkü vücut kitle indeksine göre kişide neler yapabiliriz? Yani bu obeziteye karşı hastaya verebileceğimiz yardımda neler yapmalıyız? Bunun kararını genellikle bu vücut kitle indeksine göre veriyoruz. Burada tabii çıkan değer, eğer sizin metrekareye düşen ağırlığınız 25'in altındaysa, vücut kitle indeksiniz 25'in altında çıkıyorsa normal birisi oluyorsunuz. Tabii bu kademeli olarak artıyor. 25-30 arası kilo fazlalığınız var demektir. Yine 30-35 arasında birinci derece obez diyoruz. 35-40 ikinci derece ve 40 üstündeyseniz, 40 üstündeyseniz üçüncü derece obez veya morbid obez sınıfına giriyorsunuz. Peki bu obez sınıflamasından biz nasıl kurtulacağız? Bu rahatsızlıktan nasıl kurtulacağız? Hangilerine cerrahi yapacağız? Evet. Şimdi burada az önce de saydığım gibi özellikle biz hastanın tedavisini planlarken vücut kitle indeksini önemli bir kriter olarak ele alıyoruz. Burada tabii ki ek hastalıkların yanında hastamız eğer az önce söylediğim gibi ikinci derece yani vücut kitle indeksi 35-40 arası veya üçüncü derece morbid obez sınıfına giriyorsa yani 40'ın üstünde çıkıyorsa vücut kitle indeksi o zaman bu hastalarda daha çok ameliyatı öneriyoruz. Peki bazen böyle hastalar olabiliyor mu? Yani vücut kitle indeksi çok yüksek değil ama fazla kilolarından böyle muzdarip özellikle bayanlar mutlaka vardır. Onlar mide küçültme ameliyatı olmak istiyorum deyince yapılıyor mu yoksa bu mutlaka o standartlar içerisinde mi olması gerekir? Şimdi burada tabii ki hastanın sadece isteğine bağlı ameliyat yapılmaz. Burada mutlaka hastanın belli kriterleri karşılaması gerekiyor. Özellikle tabii hastada örneğin hani 30'un üstünde ve diyabeti var. Yani tip 2 şeker hastalığı var ve bunu da çok kontrol edemiyor, regüle edemiyoruz. Onun dışında belki bu hasta biraz da böyle diyetine çok fazla uyamıyor. Göreceli olarak devamlı kilo alan bir hastaysa
kilolarından kurtulamıyorsak, burada eğer tip 2 diyabeti de ekliyorsak, belki hani bu hastalarda operasyon grubuna alınabilir. Yandaş hastalık ama varsa. Daha çok tercihimiz 35 ve üstü olan hasta. Evet, öncelikle grubu. O zaman diyetisyene gönderiyoruz, evet, bu kendi isteğiyle, kendi isteğiyle olan durumları. Değil, bu hastalarda çok iyi takip ederek, seçilerek yapılması mutlaka gerekiyor. Gerekiyor. Peki, evet, biraz ameliyattan bahseder misiniz? Şimdi gerçekten halk arasında haberlerde de duyuyoruz. İşte obezite cerrahisinden öldü. İşte daha sonrasında çok kilo verdi, hiç kilo alamadı. İşte kaş eklik oldu, beslenme bozukluğu oldu. Gerçekten bu kadar sıkıntılı bir ameliyat mıdır? Nasıl yapıyoruz ameliyatı? Şimdi tabii ki burada obezite ameliyatı dediğimizde bu ameliyat yöntemlerine birçok farklı ameliyat grubu giriyor. Yalnız burada tabii ki hepsinden tek tek bahsetmek belki çok mümkün değil ama en sık bilinenlerden bahsedelim. Öncelikle bu ameliyatları ikiye ayırıyoruz. Yani birincisi mide rezervini, mide rezervuarını kısıtlayan ameliyat yöntemleri, ikinci grupta da hem rezervuarı kısıtlayan hem de emilim bozan ameliyat grupları diye ikiye ayırıyoruz. Tabi burada bizim asıl ilk seçmeye çalıştığımız daha çok emilimi bozmadan sadece rezervuarı kısıtlayarak yapılan ameliyat yöntemleri. Bunlar arasında da en çok bildiğimiz tüp mide ya da muz mide, bizim tıpta kullandığımız sleeve gastrectomy dediğimiz ameliyat yöntemidir. Bu ameliyat aslında toplumda düşünüldüğü kadar yüksek riskli bir ameliyat grubuna girmiyor. Yani tabii ki her ameliyatta belli bir riskten, evet, bahsedebilirsiniz. Obezite cerrahisinde de tabii ki belli bir riskimiz mutlaka var. Ancak şunu söylemek lazım. Tabii ki bir takım riskleri göz önüne almak gerekiyor. Ancak sanıldığı kadar yüksek riskli bir ameliyat değil. Neden bunu ısrarla söylüyoruz? Çünkü artık günümüzde doğru ellerde bu ameliyat bir saat, bir saatin altında bile yapılır hale geldi ve kapalı yöntemle yapılıyor. Kısa bir ameliyat olması, kapalı yöntemle yapılıyor olması, hastanın ameliyat sonrası 5. 6. saatten sonra tekrar mobilize ediliyor olabilmesi, bu hastada gelişebilecek komplikasyonlar, yani bir emboli riski gibi, hani bu hastalıklardan sonra belki en çok korkulan komplikasyondur. Bunların görülme sıklığını son derece düşürüyor ve artık yani bir safra kesesi ameliyatı, bir diz protezi ameliyatından çok da yüksek riskli bir ameliyat olarak sınıflandırmıyoruz bu ameliyatları. Şimdi Sayın Hocamız bahsederken komplikasyon, en çok emboli deyince tabii ki bizim göğüs hastalıkları branşı içerisine giriyor ama bu ameliyatlardan önce de hastayı ameliyat hazırlık aşamasında oldukça anestezi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları dahiliye birçok branş görerekten bu ameliyatlara hazırlıklar yapılıyor ve özellikle ameliyat sonrasında da bazı kan sulandırıcı ilaçlarla bu pıhtı atmayı önleyici tedavilerde veriliyor. Tabii, bunların tabii, önüne geçebilmek amacıyla. Peki hocam, kaç gün hasta yatar hastanede? Bu hastaların takiplerini nasıl yapıyoruz? Şimdi obezite cerrahisi yaptığımız bir hastayı biz ameliyat günümüzü birinci gün olarak sayıyoruz. İki gün daha yatırıyoruz. Buradaki uygulamamız toplamda 3 gün. 3. günde tekrar hastanın sıvı diyetini başlayarak hastaneden çıkışını yapıyoruz. Yani hastamızın yaklaşık 3 gün hastanede yatması gerekiyor. Sonrasında tabii bu hastaların takipleri çok önemli. Az önce bahsettiğim gibi bu hastalarda aslında yaptığımız yöntem bir vitamin veya mineral emilimini çok fazla bozmuyor. Ancak yine de biz bu hastaları ameliyattan sonra 1. ay, 3, 6, 9 ve 12. aylarda takiplere çağırıyoruz. Hem diyeti nasıl gidiyor, kilosu nasıl gidiyor, egzersizini yapabiliyor mu, yeterince sıvı alabiliyor mu, bunları mutlaka takip ediyoruz. Yine elektrolitlerini, vitaminlerini bunları kontrol ederek yani herhangi bir sorunla karşılaşıyor muyuz, çözmemiz gereken bir durum var mı, bunları kontrol ediyoruz. Peki hastalar ne kadar süre sonra bu spora, egzersize başlayabiliyor? Çünkü bir hani yağ oranını kaybetmeye başlayınca, kilo kaybetmeye başlayınca tabii ki vücudunda sarkmalar olacak. Bu sarkmalarla alakalı onları engellemek amacıyla spora hemen başlayabilirler mi birinci aylarında?
Şimdi burada tabii ki spor anlamında örneğin hani bir yürüyüş, bir kardiyodan bahsediyorsak burada ilk ay içerisinde de başlayabiliyoruz. Esasen 20. günden itibaren kendisini çok yormayacağı kardiyo tarzında yürüyüş, belki hani mevsimine göre uygunsa yüzme birinci ay civarında başlayabiliyoruz. Hı hı. Yine özellikle sıkılaşmak isteyen hanımlarda bu daha çok oluyor. Pilates tarzı bir egzersiz önerebiliyoruz. Ama daha çok böyle aktif spor yapayım, biraz efor sarf edeyim. Bu tarz sporları genellikle ilk iki aydan sonra sonrasında başlıyoruz. Evet. Peki hocam, genellikle hastalar şunu soruyor. Ameliyat olduk. Ameliyattan sonra böyle özel mamalarımız, vitaminimiz, herhangi dışarıdan almamız gereken takviye desteklerimiz var mı? Hiç bunlara ihtiyaç duyuyorlar mı? Yoksa ameliyattan sonra belirli beslenme yemeklerine başlayabiliyorlar mı hastalar? Evet. Şimdi ameliyattan sonra tabii ki bu önemli bir bilgi. Yani hastaların mutlaka ameliyat olmadan önce bunu bilmesi gerekiyor. Yani biz bu hastalarda ilk bir ayda direkt katıya geçmiyoruz. Daha çok öncelikle bir sıvı, sonrasında püre geçişlerimiz oluyor. Daha sonrasında katıya geçişimiz oluyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi bir takım belki alıma bağlı, aslında emilimden daha çok alımın eksikliğine bağlı ilk dönemlerde protein ve vitamin eksikliğimiz olabiliyor. Burada mutlaka ilk yıl belki bir miktar destek verilebiliyor bu hasta grubuna. Ama kalıcı bir durum oluşmuyor. İlk yıldan sonra genellikle bir multivitamin ya da protein alım mecburiyetimiz olmuyor. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Çoğu hastamızın aklındaki sorular da ortadan kalkmıştır diye düşünüyorum. Özellikle bu hastaların cerrahi öncesinde gören branşlardan biri olarak hep hastalara söylediğim şey, eğer sigara içiyorsanız ameliyattan önce mutlaka sigaranın bırakılması. Bir kişi eğer ameliyat olacaksa obezite cerrahisi gibi aslında çok da uzun süre olmayan bir ameliyattan önce bile sigaranın bırakılması, özellikle hem anestezi riskini hem de mevcut o kesilen bölgedeki yara iyileşmesini çok çabuk iyileştirecektir ve herhangi bir komplikasyonu sizlerde yol açmayacaktır. Lütfen her ameliyat öncesi buna da dikkat edelim. Sayın hocamızın verdiği bilgiler ve öneriler bizim için çok kıymetliydi. Daha sonraki programlarımızda tekrardan hocamızla beraber eğer obezite cerrahisi yapamayacağımız hastalarda ne gibi tedavi yöntemleri var onları konuşmak üzere. Şimdiden kendisi sözünü alayım bir sonraki program için. Yine aynı gün ve aynı saatte Şenay Çitim'le Bir Nefes programında görüşmek üzere değerli izleyiciler. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.